zamanlarda çokça gördüğümüz kirpik fermasının tüm bilinmeyenlerini kirpik uzmanı Didem Özkan'dan öğrendim. Güzellik kavramının yeni trendlerinden birisi olan kirpik lifting uygulamasını öğrenmek için soluğu, estetik koçu ve medikal pigmentasyon uzmanı Didem Özkan'ın yanında aldık. Didem Hanım merhabalar. Merhabalar, tekrar. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Kirpik lifting uygulaması nedir? Kirpik lifting uygulaması aslında halk arasında da diğer adıyla kalıcı rimel olarak bilinen uygulama, kirpiklerin daha hacimli, daha dolgun ve daha kıvrık görünmesini sağlıyor. Uygulama sayesinde kendi kirpiklerimiz daha da güçleniyor, dökülmesi engelleniyor ve bebek kirpik dediğimiz aslında yeni büyümeye çalışan kirpiklerin daha kısa sürede büyüyüp dolgunlaşmasını sağlıyor. Başlamadan önce öğrenmek istiyorum. Uygulama nasıl gerçekleşiyor? Herkes yaptırabilir mi? Evet, uygulamayı herkes yaptırabilir. Genelde tercih edenler kısa kirpikleri olanlar, seyrek kirpikleri olanlar ya da bazı uygulamalardan sonra kirpikleri dökülenler, kirpiklerini kaybedenler. Yine mesela medikal tedaviler sonrasında kirpiğini kaybeden kişiler için de uygulanabiliyor rahatlıkla. Kirpik lifting uygulamamızı yaptırdık diyelim. Peki yüzümüzü rahatça yıkayabilir miyiz? Makyajımızı temizlediğimiz takdirde tabii ki, sorun tabii olur ki. Mu? Hiçbir sorun olmaz. Zaten kirpiklere yapılan özel bir tedavi olduğu için, medikal bir uygulama olduğu için çok rahatlıkla günlük hayatınıza devam edebilirsiniz. Hatta kirpiklerde oluşan ıslaklık dahi size rimelin ilk sürüldüğü andaki havayı verir. Çok daha fazla keyif alırsınız. Tek seansta gerçekleşiyor mu? Tek seansta gerçekleşiyor. 15'er dakikalık 3 setlik bir uygulama. Tamamını bitiriyoruz. Sonrasında da normal, keyifli bir şekilde. Bir saatimizi ayırmamız yeterli. Aynen öyle. Kahve içme süresinde düşünürsek eğer ortalama bir saat bizim için uygun. Fiyatı nedir? Şu anda ortalama fiyatları 250-300 TL arasında değişiyor. Zaman zaman kirpiğin eğer ki düzenli bakımı gerekiyorsa, yani yıl içinde birkaç kez uygulanması gerekiyorsa da burada yapılan özel kampanyalarla bir paket fiyatında o zaman birim fiyatını düşürmek de mümkün. Peki ne kadar süre kullanabiliriz? Ortalama 1,5 ayla 3 ay arasında değişiyor burada. İhtiyaca göre, problem varsa eğer problemin tedavi edilme sürecine göre bazen 1,5 ay sonra tekrar yenilemek gerekiyor ama standartta benim gözlemim bugüne kadar en az 2,5 ve 3 aylık kullanım sürelerini kendim gözlemledim diyebilirim. Başlayalım Didem Hanım. Evet, ilk uygulamamız kirpikleri tamamen temizlemek. Özel bir solüsyonla kirpik diplerinde kalmış olan proteinleri, kirleri, tozları temizliyoruz. Evet. Çünkü az önce bahsettiğiniz gibi alerji olmaması ve çok daha uzun süre kullanılması için temiz bir ortamda çalışmamız gerekiyor. Şimdi uygulamamızın ikinci kısmına geçiyoruz. Kirpik boylarına göre small, medium ve large olarak 3 farklı pet boyutumuz var. Peki göz şekline göre siz mi karar veriyorsunuz yoksa kirpik, kişiler kendi kirpik büyüklüğüne göre şöyle özel petler var. Eğer kirpikleri kısaysa küçük olan ölçüyü kullanıyoruz. Orta boyda ise eğer ona göre bir pet kullanıyoruz. Bazen kirpikler uzun ama düz olabiliyor. O zaman da daha büyük petler kullanıyoruz. Kirpik uzun olur, pedi küçük seçerseniz çok kıvrık oluyor bu sefer de. Hani o verdiğimiz hacimden ziyade daha kısa bir görüntü oluşuyor. Eğer kirpik kısa, pek büyük olursa da bu sefer yine dik dik olmaya devam ediyor. Çünkü kıvranıyorsunuz, alan çok daha düzleştiği için. Doğru tercih yapmak bizim için önemli. Tabii modelin uyumu da çok önemli. Biraz daha ondan bahsedecektim. Model arkadaşımızın kirpikleri gayet uzun gözüküyor. Bir de kıvrıldıktan sonra nasıl olacak merak ediyorum. Artık rimel kullanma ihtiyacı hissetmeyecek ya da en fazla 3-4 kat sürüyorsa tek kat rimel kullanması onun için yeterli olacak. Bazen sadece heyecan olabiliyor. İşte sonuç nasıl olacak, güzel olacak. Bir derken, de konu göz olunca. Evet, işte orada bir kirpikler sürekli hareket ediyor. Orada sakinlik çok önemli. Uygulama esnasında uygulamayı yapan kişinin sakinliği çok önemli. Çünkü ne kadar güvende hissederse kendini kişi o kadar rahat olur ve az hareket eder. Kirpiklerde hareket etmezse biz çok daha rahat yapıştırabiliriz. Şimdi kıvırma işlemimizi bitirdik. Şekli verdik aslında. Artık bakım solüsyonlarımızı kullanmaya başlayacağız.
Bakımımızın içinde keratin ve vitaminler var dediniz. Evet. Sürekli keratin duyuyoruz. Keratin nedir? Keratin zaten bizim vücudumuzdaki kıl yapısında olan bir madde. Zaman zaman eksildiğinde biz onu yerine koyuyoruz. Çünkü keratin olmazsa işte tırnaklarımız kırılır, saçlarımız dökülür. İhtiyacı olan bir maddeyi dışarıdan biz sürekli vererek aslında tamamen doyurmuş oluyoruz bu anlamda kirpiklerimizi, saçımızı. Beylere de çok yapıyoruz. Öyle mi? Evet, beyler de tercih ediyor. Çünkü aslında kozmetikten ziyade kirpiklerin çok dökülmesi onlar için çok büyük problem. Kirpik olmadığı zaman gözler çok daha cansız, daha zayıf, bakışlar ve ifade çok etkisiz görünüyor. Onlarda da kirpik koruma, hani renklendirme yapmıyoruz ama şu aşamaya kadar olan uygulama prosedürü, kirpik bakımını tamamen yapıyoruz diyebilirim. Peki beyler belki çok fazla kıvrılsın istemezler kirpiklerini. Evet. Onlar için sadece bakım öneriyoruz. Bakım olarak yapıyoruz. Pedlerini ona göre kıvrılmayacak şekilde kullanıyoruz. Kalıcı rimel etkisi yaratan renklendirme işlemi yapılıyor şu anda. Koyu rimel sürmemize de gerek kalmıyor. Evet, aynı zamanda koyu bir pigmentle sanki rimel varmış gibi bir efekt veriyoruz. Özellikle açık tenli bayanların en sevdiği bölüm burası. Çünkü sarı ya da açık belirli olmayan kirpikleri de rimel etkisi yaratıp koyu siyah bir hava verdiği için çok daha belirgin hale getiriyor. İşin aslında en kozmetik alanı burası. Rahat mı peki? Çok yani rahat. Doğal duruyor. Çok rahat. Çok uzun yıllar önce Madonna yumurta akıyla yapıyormuş bunu gençlik yıllarında. Sabitlemek için. Evet, Marilyn Monroe. Onlar mesela çok çok eski yıllarda. Onların yumurta akıyla yaptığı bir işlem. Aslında mantık olarak bakıldığında tamamen kağıtları kıvırıp, dergi kağıtlarını kıvırıp silindir hale getirip o şekilde kullanıyorlarmış. Kirpik lifting uygulamamızda renklendirme işlemimiz de bitti. Sonuca ulaşmak üzereyiz. Evet, sonuca ulaşacağız. Şimdi son pedimizi de çıkartalım. Arkasından temizleme yapıp bakım ürünümüzü sürüp işlemi tamamlamış olacağız. Kirpik liftinginde en son bakımımızı yapıyoruz. Evet. Nedir bu Didem Hanım? Son olarak da kirpik bakım yağımızı kullanıyoruz. Özellikle boyama işleminden sonra aslında koruyucu, yaptığımız işlemin kalıcılığını artıran bir bakım yağı bu. Bununla beraber artık sevgili misafirimize kirpiklerini gösterebiliriz. Kirpik lifting uygulaması gerçekten harika. Çok güzel gözüküyorsun. Zaten çok güzeldi kirpiklerin. Eminim sen de çok merak ediyorsun nasıl olduğunu. Ayna vermemi ister misin? Tamam, hemen veriyorum. Didem Hanım'dan kirpik lifting uygulamasını öğrendik. Sizin de kirpikleriniz kısaysa, renksizse ya da makyaj yapmadan dışarı çıkmak istiyorsanız kirpik lifting uygulamasını tercih edebilirsiniz.